de durma Merhaba arkadaşlar. koma hoş geldiniz. Anlatım bozuklukları ile ilgili konu testlerine devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde ilgeç yani edat tümleci eksikliği anlatım bozukluğuna neden olmuştur? Evet doğru seçenek B seçeneğidir. Kardeşinizi gördüm, bir süre sohbet ettim. Evet, kardeşinizi gördüme uymuştur ama sohbet ettime uymadı. Kardeşinizi sohbet ettim, yanlış olur. O yüzden burada onunla edat dümlecini kullanmak zorundayız. Aşağıdakilerin hangisinde tamlama yanlışı vardır? Doğru seçenek A seçeneği. Evet, bir kuralımızı hatırlatayım. Adla sıfatın ortak tamlananı olamaz. Burada kültür ad siyasal sıfattır. Evet açısından da ortak tamlanandır. Birkaç çeşit düzeltme şeyimiz var. Siyasalı siyaset sözcüğüyle yerleştirip isim haline getirebiliriz. Yani siyaset ve kültür açısından diyebiliriz. Ya da siyasal açıdan kültür açısından bir değerlendirme yapacağım olarak değiştirebiliriz. Bu cümledik anlatım bozukluğu aşağıdakiler hangisiyle giderilebilir? Evet cümlemizi okuyalım. Çocuğun gözleri yeterince görmüyor, önündekileri deviriyordu. Çocuğun gözleri görmüyor eylemine uydu. Bu yükleme uydu. Ama ikinci cümlenin yüklemine uymadı. Dolayısıyla özne yüklem uyuşması belirdi. Yani çocuğun gözleri önündekileri deviriyordu olmaz. O yüzden şuraya ya çocuk ya da çocuğu kasteden bir zamir getirmek zorundayız. Evet bu da E seçeneğinde var. Önündekiler sözcüğünden önce çocuk getirilmeli. Aşağıdakiler hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Evet burada doğru seçeneğimiz D seçeneği. Sorulan soru oldu ama sorulan yanıt olmadı. Tamlama yanlışını görüyorsunuz. Evet yanıtlar sözcüğünden önce verilen sıfatını ya da eylemsisini getirmek zorundayız. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Evet. Bakıyoruz seçeneklere. Evet. E seçeneği doğru seçenek. Giydiği kravat gömleğiyle uygun uyum göstermemiş. Evet. Kravat sözcüğüne yönelik olarak giydiği sözcüğünü kullanamayız. Onun yerine taktığı dememiz gerekir. Doğru seçenek E seçeneği. Aşağıdakiler hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuştur? Evet, doğru seçeneğimiz B seçeneği. Yaşantısının en verimli döneminde aramızdan ayrıldı. Burada yaşantıyla yaşam sözcükleri anlamca karıştırılmış. Yaşantı, yaşamın bir bölümü demektir. Burada yaşam sözcüğü kullanılmalıydı. Doğru seçenek B seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Evet, doğru seçenek C seçeneği. Sözünü dinlemedim ama babam umduğum tepkiyi göstermedi. Evet, burada umduğum ile beklediğim sözcükleri anlamda karıştırılmış. Umduğum sözcüğünü olumlu cümlelerde kullanacağız. Yani olumlu şeyler anlatan cümlelerde. Doğrusu sözünü dinlemedim ama babam beklediğim tepkiyi göstermedi olacak. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Evet, burada doğru seçenek E seçeneğidir. Burada e, bari sözcüğüne gerek yoktur. Hiç olmazsa sözcüğü aynı anlamı karşılamaktadır. Hiç olmazsa paranın birazını da sen verseydin dememiz yeterlidir. Eşyaları dikkatli taşıyarak apartmanın 3. katına yerleştirildi. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet, burada bir çatı uyuşmazlığı söz konusudur. Bir kuralımız vardı. Bir cümlede eylemsi ile eylem çatı yönünden uyuşmalıydı. Yani biri edilgen, birisi etken olamaz. Bakın burada yerleştirildi edilgen, taşıyarak etken. Taşınarak yerleştirildi olacak ya da taşıyarak yerleştirdi biçimde düzelteceğiz. B seçeneği doğru seçenek. Aşağıdakilerin hangisinde bir tamlama yanlışı yapılmıştır? Doğru seçenek D seçeneğidir. Konuşmacılardan tamamı aynı konuya değindi. Evet, burada e, dan yerine ın eki kullanılmalı. Evet, konuşmacıların tamamı olmalı. Evet bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.